1940 yılın baharında Menderes ve Bayar ekibinin muhalif oylarına rağmen yasa çıkmıştı. Anadolu kasaba ve köylerinde onlarca köy enstitüsü kurulacaktı. İş içinde eğitim ilkesiyle hareket edilecek, öğrenciler hem dünya vatandaşı olma yolunda ilerleyecek hem meslek edineceklerdi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, kurmayı da İsmail Hakkı Tonguç'tu. Tonguç, enstitülerin icracısıydı. Bozkır'da bir vaha hayal etmişti Bakan ve Tonguç. Her öğrenci bir yıl içinde 25 klasiği okumak zorundaydı. Klasiklerin çevirisi Bakan tarafından yapılmış, bağlama derslerini enstitüleri bir bir gezen Aşık Veysel veriyordu. Ayrıca tarım dersleri vardı. Yetiştirdiklerini yiyorlardı. Fakat çok geçmeden homurtular yükseldi. Kızla erkeklerin birlikte okumaları ve kalmaları eleştirilerin baş sebebini oluşturdu. Enstitü solcu yuvası diye eleştiriliyordu. Dönemin milliyetçi akımları aleyhte kampanya başlatmışlardı. Bugün bile oldukça iddialı eğitim yapısına sahip okullar soğuk savaşın kurbanı olacak ve cadı kazanı kaynayacaktı. Yücel ve Tonguç görevden alındı. Enstitüler bir bir kapanmaya başladı. Ve 1953'te Demokrat Parti köy enstitülerini tamamen kapattı. Bu zaman zarfında yetişen 100 bini aşkın öğretmene milli eğitim zincirleri denecekti. Bir de yaşanmışlıklar kalacaktı geriye. Enstitü müdürlüklerine yıllarca dilden düşmeyip tartışılacak bir genelge yollamıştı İsmail Hakkı Tonguç. Hiçbir öğretmen bir öğrenciye el kaldıramaz, vuramaz ve dayak atamaz. Eğer öğretmen bunu yapıyorsa öğrencinin de hakkı doğar. Birinci öykü. Eskişehir'in kaymakamları o hafta sonu merkezdeki köy enstitüsünü ziyarete gitmişlerdi. Her cumartesi tüm birimlerin katıldığı bir toplantı yapılıyordu. Herkes eleştiri, öz eleştiri yapma hakkına sahipti. Öğrenciler de. Bir öğrenci söz alıp coğrafya ve tarih öğretmenlerini eleştirdi. Öğretmenler kitaplıktan aldıkları haritaları geri getirmiyorlardı. Öğrencinin oldukça sert sözleri kaymakamları irkiltti. Bir kaymakam sordu. Bu öğretmen şimdi bu öğrenciye kin güdüp notunu kırmaz mı? Yanıtını birazdan gözleriyle alacaktı. Toplantıdan sonra koridorda bir öğretmen o konuşmayı yapan öğrencisiyle buluşmuş, gülerek sohbet ediyordu. Şimdi de ikinci öykü. İkinci savaşın kıtlığı enstitüye de sıçramış, üretim yapılacak tohum dahi bulunamaz olmuştu. Sofradan aç kalkılan zamanlar. Cumhurbaşkanı İnönü, Hasanoğlan'ı ziyarete gelir ancak İnönü'ye özel yemek hazırlanması rahatsızlık yaratır. Paşa ayrılır ve hafta sonu yapılan o eleştiri toplantılarında bir öğrenci arkadaşları adına müdüre sorar. Niçin böyle ayrıcalık yapıldı? Protokol nedeniyle değil, Cumhurbaşkanımız şeker hastasıdır da ondan diye cevap verir müdür Rauf İnan. Öğrenciler çok üzülmüştür, mahcuplardır bir de. Kısacası köy enstitüleri kısa bir yürüyüştü.